Selamlar. Dolu dolu yaşadığımız, hayırda yarıştığımız bir gün. Allah şükür bir günde mutluyuz, huzurluyuz, sağlıklıyız. Görüyorsunuz hilal var. Hayat çok hızlı akıp gidiyor gerçekten. Öyle bir yaşamaya çalışıyoruz ki her anımızı gerçekten hakiki manada dolu dolu, hayırda yarışarak sürdürmeye çalışıyoruz. Bizim için her gün, her an, her zaman önemli. Bazı günler bir şeyler yapıp bazı günler yapmamazlık yapmıyoruz. Bize şah damarımızdan yakın Yüce Allah'ın bizleri gördüğünü bilerek ve onu çok sevdiğimiz için bir şeyleri yapıyoruz. Bunun mutluluğu paha biçilemez. Bunları yapıyoruz. Elimizden geldiğince hayatın anlamının farkında olarak doğru olan ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Takdir Yüce Allah'ındır ama biz elimizden gelen her türlü çabayı, emeği göstererek tevekkül ediyoruz. Emin olun bu şekildeki bir hayat ebedi hayatın bir vesilesi olabilir. Takdir Yüce Allah'ındır. Ama siz elinizden geleni yapın. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayın. Her anınızın değerini bilin. Bakın, Yüce Allah'ın bizlere verdiği şu mükemmel beden nimetini bir düşünün. Herkes kendi bedenine baksın. Hani bazıları şunu söylüyor ya, aklını bir tarafa koyup konuştukları için bunları söylüyorlar. Onların cahilliğine veriyoruz. Ben inanmıyorum. Ya da böyle hani Allah korusun şirke düşecek kelimeler, cümleler sarf ediyorlar. Şimdi bu vatandaşlara şunu sormak gerekiyor. Sana verilen şu akıl, irade nimetini gerçekten kullanabiliyor musun sen? Kullanmadıkları için böyle cahilce cümleler sarf ediyorlar. Ben inanmıyorum diye. Bu insanlar da düşünme yetilerini kazanır. İnşallah diyoruz. Ve dediğimiz gibi şu mükemmel beden nimeti bizlere bir emanet. İnsanlar şunun farkında olsun. Ruhunun ebedi olduğunu, ebedi alemde sana ruhunun lazım olacağını bil ve öyle yaşa. Bir insana baktığınızda onun iyi veya kötü olduğunu nasıl belirlersiniz? Onun tebessümü, hayrı, iyiliği neye göre belirlenir? Ruhuna göre. Dış görünüşüne göre değil. İnsanları iyi tanımalıyız. Gerçekten insanlar büyük yanılgı içinde bazı konularda. Dış görünüş veya şu verilen beden bir emanet. Gelip geçici, fani. Ama ebedi olan senin ruhundur. Ebedi alemde hesaba çekilecek olan da ruhundur. Sana verilen şu nimetlerin de bir hesabı vardır, o ayrı konu. Ama herkes ruhunun farkında olarak yaşasın. İnsanları ruhuyla değerlendiriyoruz. İnsanların her zaman hakelem Kur'an-ı Kerim'in izinden gitmeleri için çaba sarf ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnned dine indallahil İslam. Allah katında geçerli din İslam'dır. Bu nedenle insanların İslamiyet'in izinden gitmesini şu dünyanın geçici menfaatleriyle değil, ebedi olan ebedi mükafatlarla uğraşmasını istiyoruz. Önünüzde bir ebedi saadet var ama siz fani olan oyun ve eğlencelerle uğraşıyorsunuz. İnşallah böyle bir yanılgılara düşmezler diyoruz. Herkes öncelikle kendini ölçüp tartmalı, muhakeme etmeli. Biz bunları söylerken kendimizi Allah'ın izniyle her türlü hatadan beri tutarak, hayrın her türlüsünü yapmaya çalışarak söyleyebiliyoruz. Yoksa şurada dünyanın geçici menfaatlerini anlatabilirdik. Nasıl şatafat içinde yaşanır? Nasıl israf yapılır? Şu an dünyaya bir bakın. Her gün milyonlarca yemek çöpe gidiyor. Milyonlarca su israf ediliyor. Ama bazı insanlar da açlıktan, susuzluktan ölüyor. Bunun hesabını kim verecek? Bir mümin gerçekten dosdoğru bir hayatı sürer. Hakelem Kur'an-ı Kerim'in ona örnek olduğunu bilerek Yüce Allah'ın rızasını gözeterek yaşar.
Nedenle söylüyoruz? Her anınız çok önemli. Yaşadığınız hayat aşırı derecede önemli. Şu kısacık ömrünüz, emin olun aşırı kısa. Sakın ha, yarının var diye sevinme. Yarın ben nasıl dost doğru yaşarım, nasıl Yüce Allah'ın rızasını gün yaşarım diye sevin. Bunun hedefinde ol. O zaman mutlu olursun. O zaman Allah'ın izniyle kalbinde bir ferahlık, içinde bir sevgi olur. İnşallah her zaman Hak Kelam Kur'an-ı Kerim'in izinden ebedi alemin, ebedi mükafatlarının vesilelerini arayarak yaşarız. Her zaman Yüce Allah'ın rızasını gözeterek, ibadetleri hakkıyla yaparak yaşarız. Tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar, imkanlarımız ölçüsünde verdiğimiz zekatlar, helal nimetlerle aldığımız kurbanlar bizlere kalır. İnşallah bunların farkında ve öneminde olarak yaşarız diyorum. Hoşça kalın.